Bölüm 7. İsa Kudüs'e gidiyor. Bundan sonra İsa Celile'de dolaşmaya başladı. Yahudiler onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak kurma bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona, "Buradan ayrıl, Yahudiye'ye git," dediler. "Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster." Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, "Benim zamanım daha gelmedi," dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez. Ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı." İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudiler de onu bayram sırasında arıyor, "O nerede?" diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları, "İyi adamdır." Bazıları da, "Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor," diyorlardı. Bununla birlikte Yahudilerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa da tapınağa gidip halka ders vermeye başladı. Yahudiler şaşırmışlardı. "Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?" diyorlardı. İsa onlara, "Öğretişim benim değil, beni gönderenindir," diye karşılık verdi. "Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretişin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz?" Kalabalık, "Cin çarptı seni," dedi. "Seni öldürmek isteyen kim?" İsa, "Ben bir iş yaptım, hepiniz şaştınız," diye cevap verdi. "Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil, atalarınızdan kalmadır. Sept günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye sept günü biri sünnet ediliyor da sept günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun." İsa Mesih midir? Kudüslülerin bazıları, "Öldürmek istedikleri adam bu değil mi?" diyorlardı. "Bakın, açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek." O sırada tapınakta ders veren İsa yüksek sesle şöyle dedi. "Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi." Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti.
Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak? Diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını işittiler. Başkâhinler ve Ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa, kısa bir süre daha sizinleyim, dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, bu adam nereye gidecekti? Biz onu bulamayacağız, dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi ders verecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz, diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince, gerçekten o peygamber budur, dediler. Bazıları da, bu Mesih'tir, diyorlardı. Başkaları ise, olamaz, Mesih Celile'den mi gelecek, dediler. Kutsal yazıda Mesih Davud'un soyundan, Davud'un yaşadığı Betlehem köyünden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Yahudi önderlerin imansızlığı. Görevliler geri dönünce başkâhinlerle Ferisiler, niçin onu getirmediniz, diye sordular. Görevliler, hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır, karşılığını verdi. Ferisiler, yoksa siz de mi aldandınız, dediler. Önderlerden ya da Ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelmiş olan Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, onun ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona, yoksa sen de mi Celile'densin, diye karşılık verdiler. Araştır, bak, Celile'den peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti.